birleştiren nedir? TRT'nin merakla beklenen uluslararası dijital platformu yayın hayatına başlıyor. TRT tarihinde bir ilk olacak olan proje için Beykoz Kundura Fabrikası'nda görkemli bir tanıtım gecesi düzenlendi. Gecede markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarihte açıklandı. Yeni platformun adı tabi.com oldu. Platform 7 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı gecede ayrıca sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı. Altun burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası gücüne yaraşır bir proje olan Tabi.com'un büyük ve güçlü Türkiye sürecine önemli bir katkı sağladığına dikkat çekti. TRT Dijital Platformu Öyle inanıyorum ki küresel alanda çok ciddi bir aktör olarak rekabet edecek ve küresel alandaki dijital platformlara varlığıyla olumlu etkilerde bulunacak. Onların böyle bir platform ortaya çıkmadan önceki durumdan farklı performans göstermelerini zorunlu kılacak. Onları olumlu etkileyecek ve bu yönüyle TRT dijital platformu her şeyden önce küresel alana çok önemli bir katkı yapacak. TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Sağit Sobacı da dijitalde bir Türkiye markasının doğduğunu söyledi. Platformun ücretlendirilmesine ilişkin de bir müjde verdi. Tabii hem gündelik hayatta kullandığımız hem de doğal anlamında da kullandığımız bir kelime olduğu için biz tutacağına, markanın yerleşeceğine inanıyoruz. Dijitalde bir Türkiye markasını inşallah ilk yolculuğuna buradan başlamış oldu. Cumhurbaşkanımız da her türlü projede, etkinlikte, merasimde müjde vermeyi seviyor. Onun talimatlarıyla başlangıçta Türkiye'de ücretsiz olacak.